Günaydın sevgili silah severler. Epeydir bir karşılaştırma yapmak istiyordum. Bir türlü kısmet olmuyordu. Glock 19 3. nesille 4. nesil, yani Gen 3 ile 3. third generation ile fourth generation, 3. nesille 4. nesil bir karşılaştırmasını yapmak istiyordum. Bugün başka bir amaçla Akdeniz Poligon'a gelmiştik. O da başka bir videonun konusu olacak. Poligon envanterinde hem Gen 3 hem Gen 4 varmış. Allah aradığı, sevdiği kulunun aradığını hemen buldurturmuş. Ya da ona benzer bir laf vardı. Nasıl? İyi olacak hastanın doktor ayağına gelirmiş. Tamam. Şimdi hatırladım. Evet. Doktor ayağımıza geldi. Öncelikle güvenlik kontrollerini yapıyoruz. Silahların her ikisinin de şarjörleri boş. Atım yatakları boş. Gen 4'ün de atım yatağı boş. Güvenli bir doğrultuya doğru düşürüyoruz. Konumuz 3. nesil Glock'larla, daha doğrusu Glock 19'larla 4. nesil Glock 19'lar arasındaki fark. Bir kere dış görünüşleri arasındaki farklara bakalım. Gördüğünüz gibi 3. nesilin kabza üzeri 4. nesildeki kadar fazla kaba tırtıklı değil. 4. neslin kabza sırtları değiştirilebiliyor buradaki pim vasıtasıyla. Kutusunda 4 tane daha ekstra kabza sırtı geliyor. 2 tanesi kunduz kuyruklu, 2 tanesi düz, daha iri kabza sırtlarıyla geliyor. 3. nesilde böyle bir değişiklik imkanı yok. Dışarıdan baktığınız zaman sürgü görünümlerinde hiçbir fark yok. Tamamen aynı, nişangah sistemleri aynı, sürgüler görünümde aynı ama tekrardan bir güvenlik kontrolü yapacağız. Çünkü namluyu o tarafa doğru tutacağım. Sürgüyü geri çekmekte fayda var. Ama baktığınız zaman ön taraftan geri döndürme yayları ve milleri farklı. Bunun da sebebini söküp de göstereceğim teker teker. Şimdi silahları sökelim. Dış görünüşlerde bu kadar farklılık var. İçeride ne kadar fark var onlara bakalım. Bildiğiniz gibi Glock'ları sökebilmek için tetiğinin düşmesi lazım. Birazcık geriye çektikten sonra sökme mandalını aşağıya alıp çıkartabiliyoruz. Aynı şekilde bunu da sökelim. Şimdi bakın, karıştırmayalım. 3. nesil, 4. nesil. 3. nesilin geri döndürme yayları yaprak kesitli ve tek bir yay. 4. nesilin yayı daire kesitli ve teleskopik iki parça. Bunun amacı ne? Çok yüksek basınçlı mermilerin ilk patlama anındaki basıncını karşılamak ve tabancanın çok daha uzun ömürlü olmasını sağlamak. Sürgü önlerde de bakarsak zaten 3. neslin sürgüsüyle 4. neslin sürgüsünün uçlarındaki delik çapları kendini belli ediyor. Sürgünün içinde, yapısında, iğnesinde başka hiçbir farklılık yok. Yani sadece sürgünün önündeki delik. Buraya da adaptörler var, icabında bu adaptör takılarak Gen 3'ün yayı Gen 4'te de kullanılabilir. Onun haricinde namlularda, sürgülerde hiçbir değişiklik yok. Ama gövdelerde var. Gövdelerde iki tane çok önemli değişiklik var. Hatta üç tane benim bildiğim. Bir tanesi tetik kollarının üzerinde Gen 4'te bir çıkıntı yapılmış. Bu çıkıntı sürgüye sürtünerek tetik kolunun esnemesine mani oluyor. Bakın bu Gen 3'te yok, Gen 4'te var. Bunun faydası var ama zararı da var. Tetiği birazcık sertleştiriyor, ağırlaştırıyor. Kovan fırlatma kolları biraz farklı. Boy olarak aynı olmakla beraber biraz daha döndürülmüş ve ucu yuvarlatılmış bir kovan fırlatma parçasına sahip Gen 4. Bir de Gen 4'ün tetik yayı, şu aralıktan görünebilecek spiral tetik yaylarının bağlantılı olduğu parça Gen 4'te modifiye edilmiştir. Çok yüksek yoğun atımlarda kırımlara mani olabilmek için modifiye edilmiştir. Dolayısıyla Gen 4 ile Gen 3 arasındaki fark bu. Buradaki fark bu. Makine kimyadaki fark da birazcık fiyat farkı. Bana sorarsanız hangisini tercih edersin Osman diye. Eğer tabii bu sorunun cevabını da bir şekilde vermek lazım. Eğer güvenlik gücüyseniz, çok yoğun atış yapıyor iseniz ya da poligon atışı, poligonda silah çalışıyorsa kesinlikle Gen 4'tir. Çünkü yüksek basınçlı makine kimya mermilerine çok daha iyi cevap verecek mermiler tabancalardır Gen 4'ler. Ha, bir de şey var.
dış görünüşlerde önemli bir özellik. Geri kuralım. Onu da unutmadan geçmeyelim. Şarjör düşürme mandallarının geometrileri değişik. Gen 4'ün şarjör düşürme mandalı daha uzun, ele daha rahat geliyor ve sol tarafa dönüştürülebilir bir şekilde. Dolayısıyla bu şarjör düşürme mandalları da Gen 4 ile Geniş arasındaki temel farklılıkları gösteriyor. Başka bir fark, makine kimyadaki fiyat farkı. Gen 4, Gen 3'e nazaran bir $100 mı, $150 mı daha pahalı, yanlış anımsamıyorsam. Ama netice olarak 4. nesil silahtır, daha geliştirilmiş bir silahtır. Özellikleri geliştirilmiş bir silahtır. Çok güzel, her ikisi de çok güzel bir tabanca. Ama ben, bana kalırsa ben Gen 3 benim için derim. Çünkü benim için tetik çok önemli. Gen 4'ün tetiği ile Gen 3'ün tetiği arasında tetik mekanizmaları aynı, yayları aynı olmakla beraber, konektör ağırlıkları aynı olmakla beraber, söylediğim gibi tetik kolundaki çok küçücük bir nokta tetiğin birazcık ağırlaşmasına sebep oluyor. O kadar kusur kadık hızında da olur. Evet, beni sabırla izlediğiniz için çok çok teşekkürler. Sizlere iyi günler diliyorum.